Herkese günaydın. Bugün cumartesi. Mutlu hafta sonları diliyorum. Şöyle güzel, bol dinlenmeli bir hafta sonu geçiririz desem de hiç sanmıyorum ama hafta sonları daha çok iş oluyor sanki. Evet, bugün kalktık. Şu an saat daha 10. Evet, bugün biraz saat 9 gibi falan kalkmıştım ama çayımı demledim. Eşim geldi, kahvaltı yapmayacağım dedi. Çünkü hemen uyumam gerekiyor dedi. Öğleden sonra abimin evine gidecekler. Orada bir tamirat işi var. Orada abime yardım edeceği için ben hemen biraz uyuyayım, 2-3 saat uyuyayım öyle gideyim dedi. Çayım fokur fokur kaynıyor, buharı çıkıyor görüyorsunuz. Makineye çamaşır hazırladım, şimdi çalıştıracağım birazdan. Çocuklar da kalktılar zaten. Alper yavrum kalkar kalkmaz ödevine başlamış. Annem kahvaltıyı hazırlayana kadar ben ödevlerimin bir kısmını yapayım diye. İyi etmiş, iyi düşünmüş. Ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Günün devamında ne yaşarız, ne ederiz, hiçbir fikrim yok. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Çamaşır atmıştım, onları serdim. Yakup'un altıydı, üstüydü falan. Hepsi halloldu. Bir tek bulaşığım kalmıştı. Şimdi bulaşığımı da yıkayacağım. Sonrasında da artık bir kahvemi yaparım kendime. Çayımı ısıtırım. Bilmiyorum. Biraz dinlenmeye geçeceğim. Bir kahve ya da çay molası bir yarım saat verdikten sonra dünkü gösterdiğim patlıcanlar bekliyor. Dolapta onları çıkaracağım. Onları yemek mi yapsam yoksa dipçize atmalık mı yapsam karar veremedim. Bakalım ne yapacağıma ben de karar veremedim. Yemek ne yapacağımı da bilmiyorum çünkü ona göre hareket edeceğim. Bir bakalım şu bulaşığı da bir halledeyim de ondan sonra çay kahveyi falan içerken görüşürüz inşallah. Gördüğünüz gibi çayımı aldım elime. Çay içiyorum da öyle kuru kuruya olmadı. Şeyler yemek istiyorum. Şurada bisküvi var. Bisküvi koyayım tabağa biraz da. Kuru kuruya yiyemedim. Eşim de kalktı. Ona da kahvaltı hazırladım. O şeye gidecek çünkü. Abimlere gidecek. O abimlere gidecek. Tamirat işi var demiştim. Tamirat işini yapacak, halledecek. Sonrasında artık eve geri döner mi? Yoksa oradan öte bir işe gider, ne yapar hiç bilmiyorum. Bu yüzden de yemek konusunda kararsızım. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Ama dünden yemeklerim de var biraz benim. Çorba vardı. Olmazsa bugünü böyle çorbayla falan geçiştiririz. Şey yaparım, o dünkü göstermiştim ya, patlıcanlar duruyor. Sağ olsun annem soymuş. Kendisi köye gidecek ya, patlıcanlar dolapta kalacağına. O zaten hep böyle yapar. Köye giderken çünkü gidiyor, bir hafta 10 gün kalıyor orada. Dolabındaki bütün yiyeceği falan her şeyi bana verir. Domatesi varmış, ne bileyim. İşte patlıcanları soymuş da vermiş bir de bana. Sağ olsun. Şimdi ben onları şey yapayım diyorum bakalım. Doğrayacağım. Abimler yapmıştı. Onlardan öğrendim. Patlıcanları doğrayacağım. Patates doğrayacağım. Bir de neydi? Domates doğruyor muydu içine? Domates doğramıyor. Bir şey daha doğruyordu. Biber miydi bilmiyorum da onu abime sorarım. Onları hafif biraz şöyle yağlıyorsun. Karıştırıyorsun. Yani hiç üzerine yağ döküp karıştırıyorsun. Fırına sürüyorsun. Şöyle biraz fırında hafif bir geçtikten sonra, hafifçe böyle bir piştikten sonra çıkarıyorsun. Soğuduktan sonra o şekilde poşetleyip dipçize atıyorsun. Yani aniden bir misafirin geldiğinde hemen çıkar, hazır. Hemen yine tepsiye dök, içine etini koy. Geri başka malzemen, soğan, domates onları da koy. Geri fırına sür. Pratik oluyor. Şimdi benim yengem çalıştığı için o böyle pratik yemekler, bir şeyler yapıp yapıp dipfrize atıyor. Abim de mutfağa girer, o da yapar, elinden gelir böyle şeyler. Onlardan öğrendim. Göknur bak sen de böyle yap dedi. Ben de dipfrize sürekli bir şeyler atıyorum. Seviyorum bir de böyle hazır bir şeyler atıp atıp sonrasında bana hazır, elime hazır geçeceği için.
Onlar da görüyorlar ne kadar yoğun olduğumu. Öyle yapacağım. Bakalım şimdi yaparken zaten çekerim. Birlikte yaparız. Sonrasında da tatlı bir şeyler yapayım diyorum ama hani krem şanti ile içine bisküvi doğru neydi o tatlının adı vallahi unuttum. Şimdi bakarım bir. Ondan yapmayı düşünüyorum. Çok güzel oluyor. İçine muz, bisküvi parçaları, krem şanti ve damla çikolata koyuyorsunuz. Buzluğa koyuyorsunuz. Vallahi aklıma gelmiyor şimdi ismi. Neyse internetten bir bakar öğrenirim onun ismini de. Daha önce de yapmıştım zaten. Öyle bir şeyler yapayım da diyorum. Buzluğa atayım. Arada böyle çıkarıp yemeye güzel oluyor. Bakalım şu çayımı bir içeyim. Eşimi bir göndereyim. O hemen gidecek. Ondan sonra artık başlarım bu işleri yapmaya. Sonra belki biraz da balkonda otururum. Eşim de kahvaltısını yaptı. Gönderdim onu abimlere. Onlar bugün orada tamirat işlerini yaparlar. Ben de şimdi çıkan bulaşığı yıkıyorum. Bulaşık makinesi dolu. Şimdi boşaltamayacağım. Bak, bulaşıklar da az zaten. Hemen bunları yıkayacağım. Patlıcanları doğrayacağım. Suya ıslayacağım. O biraz acısını bırakana kadar ben bir Nescafe keyfi yapacağım. Su koydum ocağa. Şu an kaynamak üzere. Balkona çıkacağım. Bu arada benim arkadaşım mesaj attı bana. O da benim kaktüslerimi çok beğeniyor. Senin şu güzel kaktüslerden bana biraz gönder de ekeceğim demiş. Benim de o arada işim vardı. Tamam dedim. İşimi mesaj attım ben de. Tamam işimi bitireyim gönderirim diye. Bu arada balkona çıkar arkadaşa da bir iki parça kopartırım kaktüslerden. Onu da veririm. Çocukların ödevleri bitmedi. Sıkıldılar ödev yapmaktan da. Bir de sürekli gelip bana soruyorlar. Vallahi onların ödevlerine de kafa yormak. Bazı bilgileri unutmuşuz. Ben liseyi bitireli 20 sene oldu. Yani bazen bilgileri unutuyorum, şey yapamıyorum, çocuğuma yardımcı olamıyorum, cevap veremiyorum. Sorduğu soruya internetten falan bakıyoruz, artık kafam bulanıyor. Yine de elimden geldiği kadar çocuklarımın ödevlerine yardımcı oluyorum. Şurayı sileyim, hemen kahve suyum kaynadı. Balkona çıkayım. Vallahi ben de sıkıldım artık bugün. Hafta içi okula gitgeller, yani hiç bir yere çıkmasam bile okula gidiyorum ya. Okula gidince en azından orada 2-3 tane arkadaş görüyorum. Hani iki sohbet ediyorsun falan, vakit geçiyor. Yani evdeki işlere güçlere bir mola vermiş oluyorsun. Hafta sonu cumartesi günleri özellikle hiçbir yere gitmiyorum. Yeri geliyor bazen şu balkona bile çıkamadığım oluyor. Neyse dedim şey yapayım bir Nescafe yapayım. Arkadaşa da göndereyim fazla bekletmeyeyim onu. Benim de şeyler var şurada duruyor daha limon çekirdekleri ve elma çekirdekleri burada duruyor. Her gün bakıyorum. Onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum. Bunları bugün ekeceğim inşallah. Kahve suyum kaynadı. Görüşürüz.
yaptım. Patlıcanlarımı doğradım gördünüz. Suya ısladım. Onlar suyunu, şeyini, acısını suya bırakana kadar. Ben kahvemi de yaptım. Şöyle koyayım da kapıyı bir açayım. Balkona çıkacağım. Ayşe da saatlerini buraya koymuş. Saatlerine pil takılacakmış. Babası unutmasın diye. Oraya koydu. Biraz balkona çıkacağım. Şöyle bir balkon keyfi yapayım. Millet şeye çıkmış. Vallahi komşuların hepsi balkonlarında. Oturmuşlar, çay keyfi yapıyorlar. Ben de şurada bir güzel keyfimi yapayım, dinleneyim. Sonrasında da işlere devam edeceğim. Bugün de Yakup'ta bir huzursuzluk var. Uyutuyorum, uyumuyor. Şu sediri biraz çekeyim. Ses olacak ama. Şu sedirin örtüsünü de yıkamıştım ama daha üzerine sermedim. Neyse, biraz sonra onu da sereyim. O güneş nasıl sıcak? Anlatamam. Kahvemi içeyim. Unutmadan arkadaşımın kaktüsünü göndereyim. Ve sonra o çekirdeklerimi ekeyim. O zamana kadar patlıcanlar da acısını bırakmış olur. Sonrasında da o patlıcanları işte dediğim şekilde yapacağım. Sizlere de bir pratik bir şey olur. Fikir olur. Kış için hani hep kızartarak difrize atıyoruz patlıcanı ama bu sefer fırınlayarak, hani içinde patatesiyle beraber fırınlayıp çıkardığınız zaman difrizden poşet, yani poşetiyle çıkardığınız zaman içine sadece soğanını, biberini koyup, kışın yani patlıcan yok çünkü, içine sadece soğanını, biberini, domatesini koyup tavuk veya etini koyuyorsanız hazır pratik yemek. Yani kızartarak değil de fırınlayarak atacağım. Bir de böyle deneyeceğim bakalım. Ben ilk defa deneyeceğim. Abimler yapıyorlar, memnun kalıyorlarmış. Bir de ben böyle yapacağım bakalım. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bizim komşular. Kahve içiyorum ben de. Afiyet olsun. Ha? Sağ ol canım. Gel içelim. Komşular da balkondalar. Onlar da bir şeyler içiyorlar. Gel içi, beraber içelim dedim. İyi arkadaş. Odasına bana gelmek istiyordu da işte Ali 2 haftadan beri gecede olduğu için birkaç arkadaşım aslında, hatta bugün yine bir samimi olduğum bir arkadaşım aradı. Çarşıdan geliyormuş. Direkt senin yanına çıkmak istiyorum dedi. Vallahi dedim, eşim evde. Artık haftaya inşallah gündüze dönerse ben de artık arkadaşlarımı çağırırım. Neyse, bir kahvemi içeyim bakalım ben. Bir yandan da kahvemi içerken bir yandan da arkadaşın istediği şeyleri, kaktüsleri kesiyorum şöyle elime batırmadan. Bir Dikkatli tane ol. de bir tane de şundan alacağım ama neresinden alsam? Şu çok büyük. Aynen. Bunu alabilir miyim acaba? Şu küçüklerden alayım. Çıktı zaten hemen. Şundan da alayım. Çok uzun olmuş. Hangisi? Şu tarafta çok var. Aslında ben de şöyle yeni yeni saksılar alayım da diyorum. Bunlardan çoğaltayım istiyorum. Şöyle bıçakla keseceğim. Bir tane daha keseyim. Benimkiler çoğalmış zaten. Aldı başını gidiyor maşallah. Şunların hepsi birer ayrı kök olur. Hadi Alper. Anneciğim sen bunu Melek yengene götür de gel, tamam mı? Bir poşete koyayım. Kaktüs istemişti o benden. Arkadaşlar şimdi çekirdeklerimi ekeceğim. Burada limon çekirdeklerim ve elma çekirdeklerim var. Bir de şurada da hurma çekirdeklerim var. Bunlar zannedersem Nisan ayında mıydı, Mayıs ayında mıydı? Annemle kayınvalidem Umre'ye gitmişlerdi. Oradan getirdikleri hurmaların çekirdekleri. Burada da 10 tane kadar hurma çekirdeğim var. Hurma çekirdeklerimi şuna ekeceğim çünkü hurmanın görselliğini seviyorum ben. Yine bir internette görmüştüm, bir takip ettiğim bir yazar var. O çocuklarına hani şey olsun diye hurma çekirdeklerini bir kutuya ekmişti. Hepsi böyle dik 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 yeşil yeşil çıkmış, saksının içinde o kadar güzel bir görselliği vardı ki. Ondan heveslendim, ben de ekeceğim böyle. O yüzden bu saksıyı ekeceğim. Limon çekirdeğimi ve elma çekirdeklerimi de şimdilik şöyle bir peynir kutusu var. Ona ekeceğim, sonrasında saksılara alırım. Şimdi önce şeyden başlayayım.
Şöyle biraz toprağı şöyle kenara çekeyim. Limon çekirdeklerinden başlayacağım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha şey yapayım. Bu limonun da çok güzel görselliği oluyor. Ama tabii limonu şey yapacağım inşallah. Limonları koydum. Üzerlerini kapatıyorum. Limonlar büyüsün. Allah nasip ederse. Şeye ekeceğim. Bahçeye. Ve işte okul müdürümüzden izin alaraktan okul bahçemize, ki müdürümüz zaten böyle şeyleri seviyor. O da böyle bitkiyle uğraşmayı seviyor. Okulumuzun bahçesinin birçok yerine ağaçlar, çiçekler ekti. Hep biz velilerden de istedi, yani evinizdeki çiçeklerden getirin, bitkilerden getirin, ağaçlarınız varsa fidanlarından getirin diye. Ben de götürmüştüm, bu benim şuradaki gördüğünüz şu kalonşolar var ya, görmüyorsunuz. Şu benim yani diğer ön balkonda olan kalonşolardan götürmüştüm. Şimdi elma çekirdeklerimi ekiyorum. Şöyle tek tek koyayım. Bakalım hangileri tutacak. Ve can sularını da vereyim şöyle yavaş yavaş. Şöyle çevireyim. Biraz daha vereyim, az olmasın can suyu. Tabii ki çok birden verince şey oldu. Çekirdekler üste çıktı. Neyse, suyunu çeksin, öyle şey yapayım. İçine gömdüm zaten, tamam oldu. İnanın, tavsiye ederim, bu tür şeylerle uğraşın. Bu tür şeylerle uğraşırsanız stresiniz, siniriniz kalmıyor. Güzel şeyler bunlar. Üretmek güzel. Olmazsa biraz daha üzerine toprak atayım ben. Toprak da şey olmuş. Bunlar zibilli toprak hep. Zibil karışmış toprak bunlar. Şu büyük taşları alalım içinden. Zibil karışmış toprak. Zibil bitkilere çok faydalı, biliyorsunuz. Ben de şeyden getiriyorum hep, ya köyden getiriyorum ya da Erzin'de eşimin amcasının inekleri var. Oraya gittiğimiz zaman mutlaka oradan zibilli toprak karıştırıp getiriyorum. Şimdi hurmalarımı ekeceğim. Yine önce toprak koyayım biraz buna. Bunun içi boş. Çok oldu zannedersem, toprağını bunu fazla koydum. Biraz geri koyayım da. Biraz daha şöyle yarılayalım. Şimdi hurma çekirdeklerimi de koyuyorum. Tek tek. Bismillahirrahmanirrahim. On tane var. Bakalım kaç tanesi olacak. 10 tane hurma çekirdeğim var. Bakalım kaç tanesi olacak. Üzerine de yine toprak döküyorum. Şimdi biraz bastırayım. Can suyunu verelim. Biraz çeksin içine. Biraz daha veriyorum yavaş yavaş. Tamam. İyice çeksin içine. Bu suyunu iyice çektikten sonra şimdi bunları şey yapacağım. Ön balkona güneşe koyacağım. Çünkü benim bu arka balkon çok güneş almıyor. Burası hep gölge. Görüyorsunuz, bakın burada da benim bir sürü çiçeğim var. Şöyle kaldırayım kamerayı. Bakın burada da benim bir sürü çiçeğim var. Şunlar Hazreti Ali'nin kılıcı deniyor. Bunlar benim bir tanesi ben nişanlanmadan önce ekmiştim. Yani 12 yıldan fazla. 2 yılda nişanlılık derseniz 14 yıl, ki ben öncesinde çektim. Belki şey ektim, pardon. Yani 16-17 senelik belki çiçektir. Bir tanesi de yine 5-6 yıllık. Şimdi bunları ön balkona götürüyorum. Bugün sonunda ektim limon çekirdeğim ve elma çekirdeğim. Burada da hurma çekirdeğim. Zaten bunlar böyle ortalama 20 gün, 1 ay içinde falan şey olur. Artık toprağın üzerine çıkar, filizlenir. O zaman da çekerim zaten size. Benim bir de burada zambağım var. Bir tane, bir kök zambağım var. Şimdi zambak zamanı yaklaşıyor ya, açma zamanı kışın açıyor çünkü zambak kışa doğru açıyor. Şey oldu, yeni yeni taze yapraklar çıkardı. Kırmızı açıyor. Şunlar da, şu da, bundan o kadar çok vardı ki buna aşkın gözyaşı diyorlar.
O kadar çok vardı. O kadar çok şey böyle artık ben bir kısmını şey yapmıştım. Yani söküp atmıştım. Çok şey, arsız bir çiçek. Tohumu döküldükçe her sene çoğalıyor. Döküldükçe çoğalıyor. Şurada da ot mu desem neyi bir an dut yaprağına da benziyor ama dut yaprağı da değil. Alttakiler şundan dut yaprağına benziyor ama şey yapamadım. Bir şeye benzetemedim. Bunlar da benim böyle arka balkondaki çiçeklerim. Çoğaltacağım zaman buradan çoğaltıyorum işte. Böyle beyazı, sarısı, kırmızısı, pembesi, ne bileyim, rengarenk. Difrize patlıcan atacağım demiştim. Patlıcanlarımı doğramıştım, yıkamıştım. Suyu da süzüldü. Şeyin acısını bıraktı. Buraya domates ve biber hazırladım ve şimdi patateslerimi soyuyorum. Bunları patatesleri soyup doğrayacağım. Biberi ve domatesi de doğrayacağım. Sonra hepsini yağlayıp karıştırıp fırın tepsisine düzeceğim. Bakalım ben bu şekilde difrize patlıcan atmayı ilk defa yapıyorum. Hatta biraz önce yengemi aradım bir şey sormak için. O da çok güzel oluyor dedi. Yap dedi, pişman olmazsın, çok güzel oluyor dedi. Bakalım inşallah. Hatta geçen onlar difrize attıklarından bir tanesini yapıp yemişler. Tamam şimdi patlıcan mevsimi de yengem çalıştığı için kendisine kolaylık oluyor akşam işten gelince. Hemen buzluktan şeyden çıkarmış. Difrizden çıkarmış. İçine soğanını doğradım diyor. Yani soğanını doğramış, etini doğramış, atmış geri buzluğa, şeye, fırına. O kadar çabuk, o kadar pratik oldu ki benim için diyor. Vallahi ben de böyle pratik şeyleri seviyorum. Çünkü biliyorsunuz 4 tane çocuğum var. Hepsi küçükler. Yeri geliyor onlarla ilgilenmekten, okula gidip gelmekten yemek bile yapamadığım günler oluyor. Yetiştiremediğim günler oluyor. Böyle benim için de kolaylık olacak bakalım. Şimdi ben bu patatesleri bir doğrayayım. Soyayım, doğrayayım. Domatesi, biberi de doğrayayım. Hepsi hazır olsun. Fırın tepsilerine koyarken yine birlikte koyarız. Bu arada ektiğim çekirdeklerin şeylerini de kutuları, saksıları ön balkona koydum. Orada çok güzel güneş alıyorlar. Çok merak ediyorum ne zaman yeşil yeşil topraktan çıkacaklar onlar. İnanın bu tür şeyler beni çok mutlu ediyor. Çiçekle, bitkiyle uğraşmak beni çok mutlu ediyor. Bir de benim şöyle bir şeyim var. Yani böyle bir ilgi alanım var. Farklı bitkileri ben çok seviyorum. Hani sukulent deniyor ya. Kaktüsle, sukulentle ilgilenenler bilirler, anlarlar. Çok farklı bitkiler var. Onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum ben. Esasında. Onlar da elime geçmiyor. Çünkü çevremde yani çok da çiçek yetiştiren bitki yani çiçeğe, bitkiye ilgisi olan insanlar çok az. Öyle olunca da yani eskidenmiş o. Şimdi yeni yetişen nesil çok az böyle çiçek, bitki seven, ne bileyim hayvan yetiştiren, çiçek seven, bitki seven, bu tür şeylerle uğraşan, toprakla uğraşan nesil çok az. Ben de çocuklarıma öğretmek istiyorum. Bu sevgiyi aşılamak istiyorum. Bu yüzden bazen böyle bir şey ekerken çocuklarımla beraber ekiyorum. Onlara ektiriyorum. Hatta sahipleniyorlar. Bu saksı benim, bu çiçek benim anne falan diye sahipleniyorlar da. Güzel oluyor böyle şeyler. Yani vicdan, merhamet duyguları gelişir. Çiçekle, hayvanla ilgilenen çocuklar vicdan ve merhamet duyguları gelişir. Bu yüzden de evimde kedi köpek besleyemeyeceğime göre yani ama balık besliyoruz. Kuşumuz var işte. Böyle çiçek, bitki, kaktüslerim var biliyorsunuz. Bakın burada hepsi sıra sıra. Bu tür şeylerle çocuklarıma da vicdan, merhamet duygularını geliştirmeye çalışıyorum. Yani her şey biz annelerde, babalarda bitiyor. Böyle. Şimdi sıra bunlardan. Şimdi ben bu patatesleri doğrayacağım. Bunları doğrayacağım. Sonrasında yaparken, hazırlarken yine görüşeceğiz. Arkadaşlar, malzemelerimin hepsini doğradım. Patlıcanım zaten doğramıştım. Şöyle patatesi doğradım. Küp küp doğradım. Gördüğünüz gibi. Güveçlik yani biliyorsunuz.
Biberlerimi şöyle iri iri doğradım. Domatesimi de kavuğunu soymadım ve bunu da iri iri doğradım. Domates koymuyorum koymayacağım falan öyle bir şey demiştim galiba. Tam emin değilim ama yengemi aradım, sordum. Yengem dedi biber de domates de koyuyorum dedi. Hepsini yağlayıp karıştırıyorum dedi. Ona sormadan bir şey yapmayayım dedim. Şimdi bu bütün malzemeleri şu kabımın içinde karıştıracağım. Patlıcanlardan başlıyorum. Hepsi de sığar mı buna acaba? İkiye mi bölsem bilmiyorum ki. Bence hepsi sığmayacak. İki defa da karıştırayım ben bunu. Öyle yapalım. Hepsi sığmaz. Bundan da daha büyük kabım yok maalesef. Eskiden, gerçi şimdi de var da hani köylerde oluyor böyle kocaman kocaman teşler olurdu. Onlardan yemekler yapılırdı. Şimdi o kadar kalmadı tabii ki. Şimdi yarısını iki defa da yapayım. Patlıcanlarımızın yarısını koydum. Patatesimin de yarısını koyuyorum. İki defa da yapacağım çünkü. Şöyle iyi bence. Yine biberlerin de yarısını koyuyorum. Biberleri de taze taze. Yani doğrarken kütür kütür oluyor. Şey, o kadar taze ki kütür kütür oluyor. Yeter. Domatesimin de yarısını koyayım. Biraz daha koyayım. Az olmasın. Biliyorsunuz kışın patlıcan da yok, biber yok, domates. Yani bunların hepsi varsa da hani hem mevsimi değil hem de çok pahalı oluyor kışın. Ne yapıyoruz? Konserve yapıyoruz. İşte biber doğrayıp atıyorum ben biliyorsunuz difrize. Patates her mevsim var zaten de. Patlıcan olmuyor. Patlıcanı işte kızartıyoruz. Konservesini yapıyoruz falan. Bu da farklı bir tarif. Bir de böyle deneyeceğim bakalım. İnşallah ben memnun kalırsam sizlere de söylerim yani. Ama memnun kalacağımdan az çok eminim. Şimdi bunun yağını koyuyorum. Hemen. Zeytinyağı koyuyorum. Başka bir şey koymayacağım. Sadece zeytinyağı. Çünkü fırınlayacağım ya kurumasın diye. Kurumaması için. Ne oldu anne? Tamam bir saniye bekle. Tamam bir dakika bekle. Aşkım bir dakika bekler misin? Tamam kapıyı kapatıyorum. Tamam geç kapat kapıyı. Yağını da az koymuyorum. Kuru olmasın diye. Geç kapat annem. Kapat. Kapat bebeği. Şimdi bunu karıştıracağım. Fırın tepsimi de alayım. Fırının fişini taktım. Fırın tepsimi de alayım. Şunları şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kolları çevirelim. Bunu bu şekilde elimle karıştıracağım. Anca yağı yedirebilmek için. Yağ hepsine de şey olsun ki fırında kurumasın. Başka baharat falan bir şey koymuyoruz. Yani bu yemek olaraktan şey yapmıyoruz bunu. Bu şekilde iyi yağı da iyi koymuşum. Bu zannedersem iki tepsi çıkar bundan. Sonra da geri kalanını yaparım. Bayağı var maşallah. Ben yani toplamından iki tepsi anca çıkar diyordum ama 3-4 tepsi çıkar. 4 tepsi çıkar bundan. İyi zannedersem. Şimdi tepsiye koyuyorum. İyi bence. Şu da olur bir tepsi. Biraz daha koyayım. O da olur bir tepsi. Şimdi ben hemen bu tepsiyi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın tepsiye koydum. Direkt fırına koyuyorum. Yani fırında da bir yarım saat dursun bakalım. Ben ara ara açar bakarım zaten. Bir yarım saat kalsın bakalım. Ben bunu fırına koyayım. Şöyle bizim Ali elini sileyim. Fırına koyayım. Diğerlerini ayarlayayım. Fırından çıktıktan sonra görüşelim inşallah. Arkadaşlar ilk tepsim çıktı fırından. Bakın mis gibi buharı üstünde misler gibi kokuyor. İkinci tepsimi koydum hemen. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Bakın hafifçe
Yani bunu tamamen pişirmiyoruz. Normalde bir yemek 1 saatte pişer. Bu da böyle 15-20 dakika falan işte. Tabii şimdi ilk fırında bu. İkinci attıklarım daha hızlı. 10'ar dakika kalsa yeter. Ha, çünkü fırın biraz daha ısınmış oluyor. Yani hafifçe bakın domateslerin, biberlerin, patateslerin üzerleri hafif hafif kızarmış. Şimdi ben bunu soğumaya bırakıyorum. Diğeri pişene kadar bu soğuyacak. Tek tek böyle fırınlayıp poşetleyeceğim inşallah. Bu arada çocukların da karnı acıktı, benim de karnım acıktı. Bir yandan da çocuklara falan yemek hazırlamaya çalışıyorum. Kameranın arkasında, ocakta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlar da acıktılar. Bu arada kayınvalidemlere, Mersin'de benim kaynım, eltim var, onlar geldiler. Oraya da gitmeyi düşünüyorum ama buradaki bugünkü bu işlerim biterse gidebilirim. Bilmiyorum, artık bakacağız. Arkadaşlar ilk fırından çıkardığım tepsim soğudu. Şimdi poşetleyeceğim. İkincisi de pişmek üzere. Şöyle. İsterseniz yine fırında pişirerek yersiniz. İsterseniz de tencerede pişirip yersiniz. O sizin isteğinize, sizin tercihinize kalmış. Her bir tepsiye bir poşet mi yapsam, iki poşet mi yapsam bilemedim. Çünkü bunun içine yani yiyeceğimiz zaman diftizden çıkardığımızda soğan, sarımsak ve et ya da tavuk ne yapıp koyuyorsanız onlar da girecek. O zaman da ne olacak? Mesela benim tepsime göre fazla olacak. Tabii su da koyacaksınız biraz. Sulu olması için salçası suyuydu falan. Şey yapayım diyorum olmazsa. Bir tanesini böyle bir poşet yapayım. Hani kalabalık bir misafirim olduğunda şey olur. Diğerlerini de iki poşet yapayım. Öyle yapayım en iyisi. Bu arada çocukların da şeyini, yemeklerini hazırladım. Onlar yiyorlar şimdi. Ay bugün Yakup'a bir şey oldu. Uyumuyor. Sabahtan beri uyumuyor. Öyle televizyona bakıyor. Oyuncakları dağıtıyor. Ama uyku yok. Bugün bu çocuğa bir şey oldu. Uyku yok çocukta. Şöyle. Şey yapmak da istemiyorum. Ezdirmek de istemiyorum. Şöyle hafiften havasını alayım. Ve biraz daha havasını alayım şöyle. İçinde hava bırakmayalım ki dipçimizde yer kaplamasın. Bunun havasını almak için hortum kullanıyorlar. Hortumla içindeki havayı çekiyorlar ama ben onu yapamam. İmkanı yok, ben onu yapamam. Şöyle. İlk poşetim hazır. Yani bu bana bir tepsi, dediğim gibi içine et, soğan falan da girecek. Salçası, suyu, baharatı da girdiği zaman bu bana olacak. Hemen hemen iki tepsi. Ne olur bir misafirim geldiğinde yaparım. Benim için güzel bir kolaylık olur. Şimdi hemen ikinci tepsimi getiriyorum. Arkadaşlar, difrize koymak için yaptığım patlıcan güveçleri... Tamam, indir. Alemler. Difrize koymak için yaptığım patlıcan güveçlerim fırınlandı, soğudu, poşetledim. Şu an 4 poşet oldu. Bu biraz büyük. Bunu misafir geldiğinde açarım. Bunlar da bize birer yemeklik oldu. Dilerseniz içine havuç da koyabilirsiniz. Ben evde havuç olmadığı için koymadım. Bu benim için büyük bir kolaylık olacak kışın. Yemek yapamadığım günlerde, acil bir misafirim geldiğinde hemen poşetten çıkaracağım. İstersen pencerede, istersen yine fırında. İçine tavuğunu, etini, tavuk veya et neyle yapıyorsanız, soğanını koyup, salçasını, sosunu, baharatını koyup tekrar fırınlayacağım. Benim için güzel bir
kolaylık oldu. Çok güzel oluyor böyle. Tavsiye ediyorum herkese. İnşallah memnun kalırım. Bence kalırım diye düşünüyorum. Yani tahmin ediyorum. Emekli emeğime değer inşallah. Bu arada kayınvalidemlere Mersin'deki kayınvalidem geldi. Oraya gitmeyi düşünüyorum demiştim. İşlerimi bitirirsem demiştim. Benim de işim olduğu için gelemeyeceğim diye onlar bize geldiler şimdi. Hemen çay koydum ocağa. Benim Mert'im gelirken de bakın bana neler getirmiş. Onları da göstereyim size. Çok güzel tarhana yapıyor diye daha önceki videolarımda söylemiştim. Dün de tarhana çorbası yapmıştım yine Mert'imin getirdiği tarhanadan. Bana şöyle küçük bir şişede yeni yaptığı tarhanadan getirmiş. Göçmen ekmeği getirmiş. Göçmen somunu deniyor buna. Yol üstünde bir yerden almışlar. Getirmiş sağ olsun. Ve bana bir de Elticiğim işte ne kadar çiçek hastası olduğumu biliyor. Bir türlü de aloe vera yetiştiremediğim için üzüldüğümü de biliyordu. Kendi aloe veralarından böyle büyük bir tanesini saksıya ekmiş getirdi sağ olsun. Bu bana kaçıncı verişi. Kışım geçen sene kışım vermişti. Yetiştiremedim olmadı bir türlü. Biz gitmiştik gelirken yine vermişti. Onlarda o bir tanesi kalmıştı. O da işte can çekişe çekişe büyüyor. Sağ olsun bana şey olmasın diye iyice büyük gelişmiş olanından getirmiş. Allah razı olsun. Bunu büyük bir saksıya ekerim inşallah. Bunu da şöyle koyayım. Başka bir çiçek daha getirmiş. Onu suya ıslayacağım şimdi. Onlarla yarın ilgilenirim artık. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bugün de böyle bir video ile geldik karşınıza. Bugün de böyle geçti günümüz. Allah'a çok şükür olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun. Allah'ım inşallah uzun ömür, sağlık, sıhhat verir, nasip eder. İnşallah bunları eşimle, dostumla, akrabamla, gelenimle, gidenimle yemek nasip olur. Komşularımla, misafirimle bereketli bir şekilde yemek nasip olur inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.